Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yeniden anlatıladığı TTIT geometri soru bankası kitabında doğrunun analitiği konusundaki doğru denkleminin yazılması testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Örnek 1'de analitik düzende eğimi 2 ve 1'e 5 noktasından geçen doğrunun denklemi isteniyor. Doğru denklemi yazmak. Eğim belli nokta belli ise m çarpı x eksi x 0 eşittir y eksi y 0 şeklinde yazılır. Yani m yerine 2 yazacağız. x eksi noktadaki x eşittir y eksi noktadaki y diyoruz ve düzenliyoruz. 2x eksi 2 eşittir ne oluyor? y eksi 5 yapıyor. E buradan da genelde ya y'yi yalnız bırakırlar ya da hepsini sol tarafta toplarlar. Yani x'i kas artı olan da. Biz burada yalnız bırakalım. 2x artı 3 eşittir y mi yaptı? Yani y eşittir 2x artı 3 oldu. Örnek birinci cevabı. Geldik örnek 2'ye. İki noktadan geçen doğrunun denklemi. Arkadaşım bak yan tarafta da böyle şey var aslında böyle. Ne derler? Formülü var mı? Bir tane formül var aslında bununla ilgili de formülü kullanmıyoruz arkadaşım. Ne yapacağız? Biz eğimi belli bir noktası belli doğru denklemini buluyoruz. E bu iki noktadan geçen doğrunun denklemi nedir diye sorulursa ilk önce eğimi bulacağız. İki noktası bilinen doğrunun eğimi neydi? Y'ler farkı. 5 eksi 3 bölü x'ler farkı. 3 eksi 2'den 2 bölü 1'den 2 çıkar. Eğim belli. Nokta belli. İster bunu seç ister bunu seç. Her ikisinde de aynı sonuca ulaşırsın. Doğru denklemini yazabiliriz. Yani m çarpı 2 çarpı x eksi noktadaki x eşittir y eksi noktadaki y diyeceğiz. Düzenleyeceğiz. 2x eksi 4 eşittir y eksi 3 yaptı. Y yeni yalnız bırakalım. 2x eksi 1 eşittir y mi yaptı? Ya da y eşittir 2x eksi 1 şeklinde de yazılabilir. Ya da 2x eksi y eksi 1 eşit 0 şeklinde de olabilir. Doğru denklemi. Evet ikinci soruyu bulduk. Geldik 3'e. Eksenleri kestiği yerler belliyse direkt şu şekilde denklemi yazabiliyorduk. x bölü 4 artı y bölü 1 eşittir y ekseni kestiği yer pardon 3 eşittir 1 deyip payda eşitleyeceğiz 3 ile 4 ile yani 3x artı 4y bölü 12 eşittir 1 ya buradan da ne geliyor o zaman 3x artı 4y eşittir 12 geldi ya da eksi 12 eşittir 0 şeklinde de olabilir tabii ki eksenleri kestiği noktalar belliyse de bu şekilde kolay yoldan bulabiliyoruz ya da iki noktası belli ya doğru denklemini ilk önce eğim bulup sonra eğim belli bir nokta belli doğru denkleminden de yazabilirdik evet geldik 4'e Analitik düzlemde A 1'e 3 noktasında eksi 1'e 3 noktasından geçen ve bu doğruya paralel olan. Bak soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizelim. Bu noktadan geçen ve bu doğruya paralel olan. Bu da y eşittir 3x artı 1 doğrusu değil mi? Evet. Bu doğrunun denklemi isteniyor bizden. Bu doğrunun denklemi dediğimiz şey nedir arkadaşım? Doğru denklemi yazarken kendimize iki soru soruyoruz. Bir eğim 2 nokta. Hocam bu doğruya paralel diyor. Bunlar paralelse eğimleri birbirine eşit. M1 dediğim 3 değil midir x'in katsayısı? Evet y yalnızken x'in katsayısı. O zaman buradaki m2'den olmak zorunda arkadaşım. E, Birbirinin tıpkısı aynı olmak zorunda. Yani 3 olur. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yaz. m çarpı x eksi noktadaki x. x eksi eksi 1 yani x artı 1 yapar. Eşittir y eksi noktadaki y 3. Buradan 3x artı 3 eşittir y eksi 3 yaptı. Buradan da yine y'yi yalnız bırakalım. 3x artı 6 eşittir y mi yaptı? Yani y eşittir 3x artı 6 oldu. Ya da 3x eksi y artı 6 eşit 0 olur. Ya da y eksi 3x eksi 6 eşit 0 şeklinde de olabilir. Evet örnek 4 bu şekilde çıktı. Geldik örnek 5'e. Analitik düzlemde bu iki noktası bu noktadan geçen yine basit bir şekilde şey çizelim. A 2'ye 3 noktasından geçen ve bu doğruya dik olan y eşittir 2x artı 1 doğrusuna dik olan doğrunun denklemi. Dik olan doğru işte bu doğrunun denklemi isteniyor bizden. Doğru denklemi yazmak istiyorsak kendimize iki soru soruyoruz. Bir eğim 2 nokta. Nokta var mı? Var. Eğim bulacağım. A iki doğru dik kesmiş. Eğimler çarpma eksi bir. Bunun eğimi y yalnızken x'in kas sayısıydı. İkiydi. Bunun eğimi ne olacak o zaman? Hani bu 2 bölü bir ya. Ters yapıp eksiyle çarpacağım. Eğimler çarptığında eksi bir olması için. Yani eksi bir bölü iki. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemi yazalım. M çarpı x eksi noktadaki x. Yani 2. eşittir y eksi noktadaki y. Bunu eksiyle çarpalım. Eksi x artı 2 iki eşittir 2'ye eksi 6 yapar. E ne yapalım? Hepsi genelde x'in katsayısı artı olan şıklarda oluyor. Y'yi yalnız bırakmak bölülü olacak. O zaman 0 böyle eşittir 0 şeklinde yazalım. Öbür tarafa atalım. 0 eşittir. Burası 2y artı x eksi 8 mi oldu? Ya da düzenleyelim. 2y artı x ya da x artı 2y eşittir 8 şeklinde olabilir. 2y ya da x artı 2y eksi 8 de olabilir. Fark etmez. Hangisi şıklarda varsa Bunları şıklarda arayacaksınız. Örnek 5 2 artı x eşittir 8 oldu. Geldik örnek 6'ya. Şimdi 40, 135 derece ise burası 45 burası da 45 mi? Evet. Arkadaşım burada ne yapacağız? Bu doğrunun denklemi isteniyor. Doğru denklemi yazarken kendimize iki soru soruyoruz. 1 eğim 2 nokta. Hocam bu açının tanjantı 1 bölü 1'den yani 1 bölü 1 derken yani tanjant 45'ten 1 değil midir? Evet eğim 1'dir ama sola yatık olduğundan eksi 1'dir. Ya da tanjant 135'te diyebilirdiniz. Çünkü buradaki açı eğim açısı 135 derece. Ya da bu 45 ya. Hocam A bölü A 1. Sola yatık. Eksi 1 dedik. Eksi 1. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazabilirim. Eksi 1 çarpı x eksi noktadaki x. Eşittir y eksi noktadaki y. Y eksi eksi 1. Y artı 1 yapar. Eksi x artı 5 eşittir y artı 1 yaptı. Arkadaşım bunu bu tarafa atalım. 4 eşittir x artı y mi oldu? Evet yani x artı y eşittir 4 şeklinde ya da x artı y eksi 4 eşit 0 şeklinde de olabilirdi. Böylelikle doğru denklemini de bu şekilde de bulduk ve bu testte bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testte kazanın testinde doğru denkleminin bulunmasının kazanın testinde görüşmek dileğiyle Kendine iyi bak. Hoşça kal.